Fark ettiyseniz bu sene birçok dizi birdenbire şak diye yayından kaldırıldı. Yok yok öyle böyle değil. Bu sene bambaşka bir şey oldu. Bakınız geçtiğimiz sene yani 2023 yılında bir dizinin en az bölüm yayınlama sayısı dörtken bu sene 3'e düşmüş. Yani özetle enflasyon arttıkça dizilerin bölüm sayısı düşüyor bu sezon sadece 3 bölüm yayınlayabilen iki dizi oldu. Biri senden önce, öbürü de yaban çiçekleri. Yıldızlar bana uzak, aşka düşman ve yan odada 4 bölüm dayanabilmişler. 5 bölüm yayınlanan da var, 7 bölümde. Yani bir dizi şöyle ilk onun dışına bir arkadaşa bakıp çıkıp gelse ona şak hemen boynu vuruluyor. Bakın da görün ekonomi böyle gittiği sürece önümüzdeki sene bölümler ikiye bile düşebilir hatta dizide çekilemeyebilir. Geçtiğimiz hafta aldığım bir duyumu da söyleyeyim ki zaten şu anda da herkes duymaya başladı. Televizyon kanalları oturmuşlar ortak bir karar almışlar ve bu sene yaz dizisi çekilmeyecekmiş. Tabii ki Murat Soner plaza tuvaletlerinde tam gömleğini değiştiren kaslı erkeklerle kilitli kalan şirketin en sakal kızlarıyla çekilen televizyonda yayınlanabilir Mickey film çekmelerini eleştirdiği için değil para olmadığı için. Ama Rütük saatte sadece 15 dakika reklam yayınlayabilirsiniz dedikçe televizyonlarda daha fazla reklam yayınlayabilmek için 2,5 saatlik Manas Destanı tadında diziler yaptırdığı için olanlar oluyor. Ama bakın durumlar bu kadar karışık. Dizi setlerine bir gitsen hala 50 tane karavan. E çünkü birileri dizi çekmek sadece bir para var. Gider olmayan herkes ya inşaatçı ya yapımcı oluyor. Zenginler zarar göstersin diye yapılan inşaatlar milletin hayatıyla dizi yapan da ahlakıyla oynuyor. Yani ne oldu bu adam burada 5 yıldır konuştu 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 anlattı anlattı sektörü ne bozdu? Para. i̇şte bu videoda da bu erken kalkma problemine binaen yayından erkenden kalkmış dizilere değineceğiz. İlk dizimiz... Yaban çiçekleri. Bakın o kadar dizi izledim. O kadar saçma sahne gördüm. Yaklaşık 1500 tane falan ama bugüne kadar hiçbir diziye bu kadar gülmedim. Yani bu da biraz ağır olmadı mı? Anlatacağım az sonra. Dizimiz bir kızın annesinin babasının ne kadar mutlu olduğunu anlatan sesiyle mutlu ailesinin resimlerini göstermesiyle başlıyor. Türk dizisi ve mutlu bir aile derken bakın çok fazla uzaklaşmadan direkt o resimlerin üzerine şak diye kan fışkırıyor. Vallahi abi ne olmuş? Meğer bir gece adamın karısından gizlediği ikinci bir telefona bir mesaj gelmiş. Kadın mesajı okuyup adama silah doğrultunca aile dostlarının oğlu da gelip teyze bir dur ne yapıyorsun derken silah oğlanın elinde patlamış amca da ölmüş. İşte bu çocuğun abisi de bu. Ya, Gel. Gittiği restorana traktörle gelecek kadar da yiğit bir erkek. Tabii meğer zeytinlikleriyle aşıyan oğlanın düğünü varmış. Sen git ben ilaçlarım diyor. Garibim artistlik yapacaksın diye maske takmadan ilaçlama yapınca herhalde kendini de ilaçlamış. Artık kafa nasıl güzel olduysa yolda böyle sinekleri yuta yuta. Sahile kadar gelip restoranın önüne park ediyor ve traktörü de valeye veriyor. Ne mu sen kullanmayın? E hadi bakalım. İşte işte adam lüksten oraya kadar vazgeçebiliyor. Tabii fakirliğe alışanın gözü, zenginliğe alışanın Özü sıkı olur derler. He, şimdi ben uydurdum. Neyse işte bu yiğidimiz kardeşine cinayetin olduğu o gece eve götürüyor ve ailenin sıkı dostu olan anneleri de soruyor. Ne oldu diye. Ama karakterimiz ha söylemiyor. Kadın diyor ya ne oldu? Olanı yok. Söylemiyor. Ya ne oldu? Ne oldu derken olan yine söylemiyor. Çok kötü bir şey oldu. Ve ölen adamın kızına da ölüm haberini bu olana verdittirmiyorlar mı? Ben işte onu diyorum. Verdittirmiyorlar çünkü olan vermiyor. Haber vermiyor. Kasabaya götüreceğim seni. Sebep bunu da artık yolda anlatırım. Bir de o kız aynı zamanda bu olanın eski sevgilisi çıkmıyor mu? Olan diyor ki hadi gidiyoruz. Her ne sebeple geldiysen anlatıyorsun ben kendim karar veriyorum gidip gitmeyeceğime. Küfürsüzlük cidden çok zor. Ve Allah'ın traktörü öyle mi çağrılır? Tamam bugüne kadar ki bütün dizilerimizden ve hayran kitlelerinden halkımızın ayı erkek sevdiğine enfikiriz de. Baba ölmüş kızı kolundan tutup sürükleyerek götürmek nedir? Kızın çantasını da kendi yapıyor. Kız adam kaçırıyorlar. Yardım edin diye bağırıyor. Yardım edin! Adam kaçırıyorlar yardım edin! Ne oldu diyor. Nereye gidiyoruz? Ha, yok. Söylemiyor. Diyorsun niye? Niye derken aklına geliyor. Çünkü adam yeryüzüne düşen ilk testosteron. Kız artık direksiyonu sallıyor. Ne oldu Allah aşkına söyle diye. Yok yok artık ağzına erkekliği mi kaçmış ne olmuş? Ağzı dolu olduğu için söyleyemiyor. Neyse kız yanlışlıkla olayı oğlanın annesinden öğreniyor. Ve tam onlar sarıldığı anda da geçmişe gidip bu ikilinin yaşadığı bir anıyı hatırlıyoruz ve işte benim anıra anıra güldüğüm o anı geliyor. Daha önce bu yiğidimizin de babası ölmüş ve o dönem kız arkadaşı olan kız da ona diyor ki gel bir tepeye çıkalım. Ve bak içinde tutma dışına at. Olana diyor ki ya nasıl atacağım ki? Kız da diyor işte böyle. Böyle diyor ki hadi sen de yap rahatlarsın. Hazırsanız oğlan da yapmaya başlıyor. Aa, aa. Bir dakika bir dakika. O ne ya? Doğum yapan bufalo gibi. Aa. Ne oluyor? Derken şimdi izleyeceğiniz sahneler geliyor. işte oyuncumuza demişler ki bak şimdi Akın'cım bu sahnede içimizdekileri dışarı atıyoruz. <laughs> o da sanırım bunu çok yanlış anlamış. Ve ortaya bu sahneler çıkmış. <laughs> Bakın ben buna ömür boyu gülerim ha. Hatta şimdiden eşimle aramızda bir anlaşma yolu da oldu. Mesela eşim bana diyor ki aşkım ya sular geldi kapıda onları mutfağa taşır mısın? Ben de ona diyorum ki. Aa. <laughs> oy oy. Ha, sadece oğlan değil ki kızla bir garip. Bakın o da nasıl ağlıyor. Ay, ay, ay. Ahi mi? Ahi ne ya? İşte kızdan maaş almıyor. Ahi, ahi. Neyse şimdi geçin siz ahi de ben size esas bombayı vereyim. Meğer bu adam karısını kiminle aldatıyormuş biliyor musunuz? Geliniyle. Evet meğer adam ahlaksızlığın dibinin bir türlü gelmediği dizilerimizin bu örneğinde yine dip boyası gelenlerden biriyle berabermiş. Sevgilim burada. Kadın benimle evlenmezsen ben de oğlunla evlenirim demiş. Kadın da adamın oğluyla evlenmiş. Yalnız bırakma olur mu? Saçmalama aşkım tabii ki. Yani aslında oğlan cici annesiyle evlenmiş ama baba da yeni gelini olan eski sevgilisiyle fik fike devam etmiş. Nasıl? Sektörün içerisinde bunu değiştirebilecek biri yok mu diye sormayın. Yok zaten. Ha bu arada az önce saçlı bir deyince kendi saçlı bir aklıma geldi. Heden şu şey olursa gönderdikleri ürünler için de teşekkür edelim yüreğimin dipleri şu dizilerle daralsa da en azından saç diplerimi rahatlattıkları için Efendim Çepeğim olduğunu bilmiyor muydunuz yok zaten Dünyanın bir numaralı şampuanı Head and Shoulders şimdi iki kat aktif koruma içeren bir formüle sahip ve eğer kadın ya da erkek fark etmez sizin de kepek probleminiz varsa en cool şekilde yok zaten diyebilmek için videonun açıklama kısmına link bırakıyorum tüm Head and Shoulders ürünlerine o link üzerinden ulaşabilirsiniz. Korkma ben yanındayım. İşte bu videoda bahsedeceğim en uzun süren ama en işler acısı dizi. Senden anne olur mu? Benden baba olur mu? Ha, uzun dediğim de 7 bölüm. Hem de reyting için resmi olarak çocuk yaşında sayılan yani erişkin olmayan liseli bir kızın okulunun spor salonunun ortasında doğum yapmaya başlamasına rağmen. Evet yanlış duymadınız. Liseli bir kız çocuğunun okulunda doğum yaptığı diziden bahsediyorum. Yeni Ha? Musun? Spor salonunun ortasında doğuruyor. Ne? Siz reytinglerde gerekli cevabı vermişsiniz. Bu kanalın oluşturduğu farkındalık toplu bir şekilde tükürmüş ama yine de içimde kal... Puh! Kalmasın. Sizin rating için verdiğiniz çabanın çırpınışını bir tutan meslek onuruyla çırpsınlar değil mi? Doğurmuyorsun değil mi? Yok. Doğru yok. Hayır ne olacak biliyor musunuz? Şimdi bu reyting yapmadı ya. Ha o zaman bir daha böyle yapmayalım demeyecekler. Daha fazlasını yapacaklar. Bu arada dizi yapanların zihniyetini de şöyle anlatayım. Eğer olur da kızın 17 yaşında olduğunu anlamazsanız diye Teoman'ın 17 şarkısıyla klip de hazırlamışlar. Bakın hamile ama 17 yaşında ha 17 diye. Hem de okuldaki bir olandan hamile kalan yan komşunun kazık kadar oğlu tarafından arzulanan bu kızın bindiği otobüste yine sarkıntılığa uğrayışının görüntüleriyle. Alacağım kız seni. Sizin Hedef kitlenizi kitlesinler mi? Bir de bu oyunculara dizi çekimleri nasıl gidiyor diye sorsan. Ya aslında biz çekerken çok keyif aldık derler ha. He? Ay her haltı yersiniz buraya gelince utanırsınız. Zargana gibi kız doğuracak karna gelinceye kadar nasıl kimse fark etmemiş derseniz inanın bir bölümü izledim. Çünkü bu da can. Patlıcan gibi gözüküyor olabilir odan ama Hakikaten can. Peki okul kantininden su alacak yaşta. O okulun spor salonunda suyu gelen kıza arkadaşlar yardımcı olmuyor mu derseniz aralarından bir tanesi bütün iyi dilekleriyle arkadaşını anasına fıştıklamaya gidiyor. Kızın spor salonunun ortasında doğuruyor da. Evet anne de Hademe, baba ise belediyede çöpçü. Ha işte zenginler paralarıyla, fakirler de namuslarıyla. Elde ne varsa o. Yani küçücük yaşta annem olacak. İşte bu kız arkadaşından para alıp kürtaj yaptırmaya gidiyor. Ve orada da yine çocuk yaşlarda bir kız daha kürtaj sırasında bekliyor. Korkma. Bir şey olmayacak. Orası da komple alfa kuşağının üzerinde bırakıldığı çarşafı ve muayenehanede lahmacun gömen doktoruyla kaçak bir kürtaj kliniği olduğu için bir süre sonra polisler kapıya dayanıyor ve sıra bekleyen diğer hamile çocuk da canına kıyıyor. Az önce kurduğum cümlenin vehametine bakın. Ama bu diziyi Rütük yayından kaldırmadı ve reyting yüzünden bitti öyle mi? Sizin ne liyakatiniz ne de yatacak yeriniz var. Yan Oda. Bu dizimizde dördüncü bölümde final yapmış. Ama onlar da bir hissetmiş galiba. Adam beni aldattı ne yapacağım? Hadi kadın olaydın da aldatmayaydı seni. O yüzden bakın burada çok pis kaoslar var. Gözünüzün yağınıyım aman izleyin diyerek bütün konuyu dizinin ilk 3 dakikasında anlatmışlar. Sen Haklısın çünkü. Ha? Esas sen anne olsaydın. Bir adamla kadın evleniyor. Kadın ailesiyle adamın evine geliyor. Kadının kızıyla adamın oğlu sevgili oluyor. Oğlum sen sapık mısın ya? Ben de senin için aynısını düşünmüştüm biliyor musun? Evet işte bu dizide bu adam bu kadınla evleniyor. Ama eve gelin olarak gelip kaynana kavgası yaşayacak olan gelin de kayınvalideden 5 yaş küçük ha. Bizimle aynı sofrada oturmayı bile hak edecek insanlar değil. Olmaz. Hatta dizideki yaş skalasını şöyle anlatayım. 55 yaşındaki kadının oğlu 44 yaşında. 44 yaşındaki adamın oğlu 29, 29 yaşındaki oğlanın üstü açık arabada kucağında bulduğu sevgilisi olacak üvey kardeşi de 21 yaşında ama 15 seniz de inanırım. Ne anlamı var değil mi aile olmanın? Kesinlikle abicim. Ha işte kastımız öyle bir altın oran. Yani Şevval Sam'dan da kaynanası tarafından ezilecek ponçik gelin yapmışlar ya. Vallahi helal olsun. Yani bu kastı kim oluşturduysa ellerinden öpmek istiyorum. Ve hala bu dizi Allah Allah niye tutmadı acaba diye merak eden varsa ekipte <laughs> onu da dimak yollarından pınçırayım hemen. İşte kadın bir tane zengin koca bulunca kız kardeşi annesi ve kızıyla birlikte komple kavimler göçü gibi damadın evine taşınıyor. Ve kızın odasının banyosundan da bornozlu erkek çıkmıyor mu? Hem de yarı çıplak bir halde. Yoksa sen de şu giyinik mi alıyorsun? Aa niye çıktı oradan şimdi gördünüz mü hiç öyle olmazdı. Tabi şimdi yaza çekemeyecekler ya böyle bornoz erkek falan işlerinde kalmasın diye. Ve işte evin içinde edebiyat öğretmeni gibi gezen bu konağın hanım da yine vermişler bir aile soyadı öyle oynasın diye. Hani olur ya böyle biz koskoca hanedan ailesiyiz. Hanedan ailesi ailede bir dünya markası diye. Heh onu bu sefer gerçekten yapmışlar. Ala Bey Sadece bir aile ismi değildir. Aynı zamanda bir markadır. Bir dakika Murat şimdi kim kim aldatıyor hele bir ver bakalım uzun zamandır aldatma demedin. Bir başımız döndü bir şey oldu. Hemen veriyorum. Oğlan sevgilisini sevgilisinin kız kardeşiyle aldatıyor ki o kızla aynı zamanda kuzeninin kız arkadaşı. Heh, size yetmez ama evet. Yan odamda kalan insanın bir sapık olduğunu öğrendim ya. Bazen olaylar göründüğü gibi değildir. Ha Yetmezse evin kedisi gibi oğlanın yatağından çıkan kızlardan da verebilirim. Şuraya bak. Etlerin görünüyor her yerinde. Malı ucuz olan tezgah açar kızım. Oğlanın üvey kız kardeşinin yatağında üvey annesine basıldığı anı da verebilirim. Dur dur daha ne verebilirim? He. Senden önce. Yine madem Bremen mızıkacıları gibi böyle üst üste bineceğiz. O zaman mızıkasını da çalalım tam olsun diyerek başlayan diziyi diyorum. Zaten sürekli aynı oyuncular oynuyor ya dizilerde. Bir de üst üste bahsedince inanın insanın beyni süt dönüyor. Yetmiyormuş gibi üstüne aynı hareketleri de yapıyorlar ya. Bakın bunda da bir adam, bir kızı sürekli çekiştirip bir yerlere götürüyor. Gel daha bitir. Hayır yeter lütfen Gel, yeter. yeter. Şimdi bu dizimizde de yine zengin bir adam bir kızla evlenmiş. 6 ay olmuş ama kız 4 aydır adamla konuşmuyor. Klasik evli ve mutsuz sendromu. Bu sefer de adam soruyor. Ya ne oldu diye. Ve bu dizimizde de kız söylemiyor. Ben gerçekten çok yoruldum bu sessizlikten. Merve ne oldu? Yok, söylemiyor. Adam bir iş seyahatine gidiyor Ankara'ya. Oradan telefon açıyor. Merve ne ne oldu Merve ne oldu? He yok. Merve, ha, mermer. Mermer Merve. <laughs> mer, 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 Daha sonra adam tekrar arıyor. Merve özledin mi beni diye. Mermer diyor ki sonra konuşuruz. Başka birisi olsa onu kolundan tuttuğu gibi kapının önüne koymuştu. E peki beni seviyor musun? Kız da diyor sonra konuşuruz. Adamın abisi soruyor kızım ne oldu diye. Kız diyor sonra konuşuruz. Kız otele geliyor adam diyor ha herhalde şimdi konuşacak. Ve kız diyor ki. Her şeyi anlatacağım sana. Ama önce yemeklerimizi yesek. Yemeği yiyorlar ve kız artık anlatıyor değil mi? He yok. Kız yine söylemiyor. Sonra tam söyleyecek oluyor. Bu sefer de adam dinlemiyor. Ya kurban ol. Ya böyle dizi mi olur? Böyle iki saat geçer mi kurban olduğum? Ya kimse söylemedi mi size bu dizi anca dijital platforma gider o da bir bölümü 20 dakikadan anca diye? Koskoca iki saati sonra söylerim sonra söylerim diye geçirirsen izleyici de iyi o zaman ben de sonra izlerim der. Karını seni hiç aldatmış olabileceğini düşündün mü? Ve dizi de üçüncü bölümde final yapar tabii. Ama yapımcıya sorsan der ki ya biz dizinin adını yanlış koyduk. Yani senden önce değil sonra söyleyelim koysaydık dizinin adını bak böyle olmazdı. Ha bu arada yakasında sperm broşüyle gezen bu adam diyor ki madem karım dört aydır sonra söylerim diyor. Ben önce bana otelde ilk çarpan kadınla bir sevişeyim de kenarda dursun. Ve duygularımı teslim ettiğim adam evli. Ve merak edeceğimizi düşündükleri ama hiç de merak etmediğimiz o olay neymiş biliyor musunuz? Meğer bu ikili bir çeteymiş. Bu evleniyor sonra kocasına ilgi göstermemeye başladığı anda da bu kız devreye giriyor. Ve adamı ayartıyor. Böylelikle aldatılan kadın olarak boşanma davası açıp adamın mallarına konuyorlar. Burada olmaman gerekiyordu. Bu şekilde anlaşmamıştık. Yani aldatmanın Tezgahını da kurmuşlar artık. Bu arada hiç reyting sonuçlarına bakmadan bir dizinin reytinginin düştüğünü nasıl anlarsınız? Tabii ki YouTube'daki kapak fotoğraflarından. Bakın buradaki karakterlerin sanki Diyarbakır karpuzu öpüyormuş gibi zora köpüşmesinden de bunu gayet net bir şekilde anlayabilirsiniz. O gittiğin diğer adamlardan bir farkın yok mu? Tabii ki önümüzdeki yaz dizi çekilmeyecek olmasına sevilmediğim gibi istihdam açısından üzüldüğüm gibi bu dizilerin de yayından kalkmasını üzülüyorum. Sonuçta bu dizilerle evine tonlarca ekmek götüren insan var. Ama bir diziye ayrıyetten üzüldüm. O da kara. O hangi diziymiş ya ben ilk defa duydum derseniz daha önceki adı Arak'tı. Tamam da dizinin adı niye değişir ki? Çünkü insanların fikri neyse zikri de odur ya. Ne? Arak mı? Ha, onun başına bir harf koysan <laughs> diyen böyle ürolojik bölgesiyle nörolojik bölgesi yer değiştirmiş inek yavruları olduğu için yapımcı da ne yapsın zaten karakterin de adı olan Kara olarak dizinin adını değiştirdi. Tabii ki bundan değil sonraki adıyla Kara bence son dönemin en iyi dizilerinden biriydi ama işte yayın günü, reklam yetersizliği gibi parametreler bir araya gelince farklı sonuçlar çıkabiliyor. İşi bilen hırsız insana soyulduğunu hissettirmez. Bu dizide kötü işler yapan zenginlerden çalıp fakirlere dağıtan Robin Hood'un Eminönü şubesinin babasını işlemediği bir cinayetten kurtarma çabasını anlatıyor. Du ona da çok anlattırmadılar ve bu muhteşem kadroya rağmen dizi çoğu kişinin yayınlandığından bile haberi olmadan dördüncü bölümde final yaptı. Hala o kadar kardeşiz. Tam da siz reyting için çocukların bile kullanıldığı diziye reyting yaptırırken. Kapalılarla açıkların birbirine olan sıvı aktarımlarına Prim verirken. Özetle dizi dünyasında hiçbir şey eskisi gibi değil. O yüzden şimdiden çok daha garip sahnelere hazırlıklı olun. He, ne diyeyim illa özlü bir sözle mi kapatayım? Şey diyeyim kızım sana söylüyorum o da anlamıyor beni bir kütük. E bari sen beni anla rütük. Doğru o da umutsuz bir vaka. Kendin çal kendin oyna.